İstanbul Esenyurt burası. Hadımköy gişeleri deniyor şurası. Oranın yanındayız. Arkamızda bir devasa bina. Birazdan göreceksiniz. Bir de bir başka ibretlik durum göstereceğiz. İşçi arkadaşlarla beraberiz. Bu binayı yapan işçi arkadaşlarla. Burası Beykent Üniversitesi'nin ilave binalarından birisi. Yeni bir kampüs inşa ediyor. Efendim, devasa bir bina. İşçi arkadaşların söylediğine göre 15 bin metrekare üzerine konuşlanmış bir bina. 3 kat yer altında, 2 katı da üstünde, 5 katlı bir dev bir bina. Gördüğünüz gibi hala kenarda molozlar, inşaatın bazı kırıntıları var. Bitmiş, son rötuşları yapılıyor. İşte bu binayı yapan işçilerle konuşacağız. Bu devasa binayı sıfırdan bu hale getirmiş. Ama bu hale getiren bu işçiler aylar boyunca paralarını alamamışlar. Bu binayı bu hale getiren işçiler aylarca paralarını alamamışlar. Ne binasıydı burası? Üniversite binası. Bilim kurumu, yani bilime değer veren, gerçeğe değer veren, efendim, emeğe de değer vermesi gereken ve kendilerine zaten bir devasa bina inşa etmiş olan, işçiye de kendi işçisi olarak değer vermesi gereken bir kurumun önündeyiz. Bu işçi arkadaşlar 2 hafta, değil mi? İki 2 hafta, hafta 2 haftadır doğrudur eylem beyefendi. 2 haftadır yapıyorsunuz. eylem yapıyoruz. Beykent kesinlikle ve kesinlikle bu kadar alacak olmadığı diyor. 27 milyon TL talep ediyor. Arel Beykent'te 3-4 milyon alacağı var. Siz gidin savcılığa suç duyurusunda Şimdi bulunun. önce seni tanıyalım. Şimdi bu binada kaç yıldır inşaat bu bina? Aşağı yukarı 14-15 aydır burada biz çalışıyoruz. Sizden önce başlamış mıydı Yok, inşaat? ilk biz başladık. Yani 15 ayda bu hale mi getirdiniz? 15 ayda bu hale getirdik. İnşaatın bütün inşaat kısmı kalemleri biz Yaklaşık yaptık. Ya 1,5 sene Evet, 1,5 sene bile değil yani. Değil, evet. 14-15 aydır biz bu binayı eski halinde, sadece ana bina vardı ama hiçbir şeyi yoktu. Kaba inşaatı bitmişti. Pencereler dahi, çerçeveler dahi yeniden takıldı. Ha, Eskiler siz kaba adını, inşaattan evet, bu işi bu hale duruma getirdiniz. getirdik. Bitme noktasına getirmişiz. Mesela siz nelerini yaptınız? İnşaat kalemlerin 27 Tamam şimdi. kalemini ben yaptım. Neler? Eroğlu olarak. Tamam, ben şöyle birkaç tanesini. Alçıpanını, boyasını, şapını, duvarını, aklınıza şimdi gelebilecek bütün bakarız. kalemleri, üst çatı Arkamızda yaklaşık izolasyonunu, çatıdaki prekastlarını, yanımda aklınıza ne süremek gelirse, betonlarını, şapını, her şeyini biz yaptık. İzolasyonunu ve ona rağmen alacağımı alamıyorum. Toplasan 5 milyona yakın bir hak ediş yapmışım. Alacağımı derken şimdi sen de yapacağın işe göre bir ekibin var. O Tabii ekibini 300 kişi çağırıyorsun. çalıştım burada. Tabii Kaç 300 kişiyle 300 çalıştım. kişiyle? Bu kısa zamanda bu işi ancak 300-500 kişiyle yapabilirsin. Peki sadece o işçiler aldı mı? Hayır, alacağımızı talep Onlar da aldı. alamadığımız için işçilerim Sen de de mağdur, ben de alamadın onlar. mağdurum, onlar da mağdur. Ve ana firma piyasaya çek verdi. Beykent diyor, ben bir kuruş çek vermemişim ana firmaya. Ana firma bugüne kadar 39 milyon 800 bin TL para almış nakit. Piyasaya 15 bin lira çek ve ödemiş bugüne kadar. Piyasada kaç paralık çeki var bilmiyoruz ve çekleri yazıldı. Artık ödedi, kestiği çekleri ödemiyor. Sorduğumuzda Abdullah Bey, Abdullah Mertoğlu, Arel'in sahibi diyor ki, ben mağdur olmuşum. Benim firmamı da batırdılar. Benim 15 yıllık emeğimi bitirdiler. Birikimlerimi bitirdiler. Biz ödeme yapamayız. Peki şimdi onu konuşacağız daha. Yani bu öyle kıyıda köşede küçücük bir hayatına yeni başlamış bir bilim kurumu değil. Devasa bir üniversite, tabii, geçmişi var. Tabii. Birazdan konuşacağız. Çok sayıda üniversite öğrencisi var vesaire. Siz iş yaparken kendinizden de bir şey kattınız mı buraya? Tabii ki zaten bütün malzemeli yapmışım işimi. Öyle mi? Ana firma bir tane çakıl taşı bana vermemiş, bir çivi vermemiş. Malzeme derken neleri mesela? Alçıpanını, şapkumunu, çimentosunu, izolasyon malzemesini, prekaz boyasını, bütün boyanın hepsini, bütün kalemlerini iş yaptım. 27 kalemin 27'sinin malzemesini ben indirdim Bunlar buraya. Aa. Hepsini ben indirmişim, ben yapmışım. Yani işin %20 gibi bir kar yok ki, kar marjı. Yok, pahasına yaptım bu işi. Piyasanın çok çok altında yaptım. Hem senin alacağın var, benim hem alacağım var, hem de 300 tane işçinin. Burada olmayıp da memleketine giden, bana güvenen, arkasında yollayacağım dediğim akrabalarım Tabii var. Onları da konuşacağım Tabii. birazdan. Peki sizi tanıyalım. Ben Ağrın, Kahramanmaraşlıyım. Maraş'tan mı geldin buraya? Kahramanmaraş'tan geldim. 13 aydır buradayım, evet. Başlangıçtan. Şu ana ne kadar işi yapıyordun? Ben burada depo ve alım satıma bakıyordum. Arel'in.
Şu anda mağduruz. 2 aydır alacağımız var. Çıkışta koordinatımız var. Henüz alamadık. Çok mağduruz. Yani yetkili bir kimseyle muhatap olamıyoruz bir türlü. Yani arada çelişki var Arel'le Beykent arasında. O onun üstüne atıyor, o onun üstüne atıyor. En sonunda bize her iki tarafı da inşallah çözülür. Şimdi ailen Maraş'ta? Kahramanmaraş'ta, evet. Sen buradasın. Evet. Nerede yatıp kalkıyorsun? Burada kalıyoruz arka tarafta şu anda. Evet. Yandaki yerde bugün de çıkardılar, evet. Tamam, oraya da bakacağız birazdan. Peki, sizi tanıyalım. Ben Murat Taşkın. Yaklaşık olarak 3 aya yakındır buradayım. 2 aydan beri alacağım hiçbir şey alamadım. Bayram mesailerim. Bütün bayramda da burada çalıştım ben kaldım. Ben gece bekçiliği yapıyordum. Temizlik elemanı olarak girdim. Fakat sonradan gece bekçiliğine çevirdiler. Ailem nerede? Ailem İzmir'de şu anda. İzmir'den mi geldin sen? Ben evet, İzmir'den geldim buraya. Şu anda eşimle 3 aydan beri hiç 1 lira dahi gönderemediğim için ayrılma noktasına geldim. Devlet büyüklerimizden ve buradaki Arel olsun. Efendim? Kaç çocuk? 3 tane çocuğum var benim ve hasta oğlum var benim. Şu anda tedavi görüyor. Onun şeylerini karşılamak amacıyla yani geldim ben. Aslında ben normalde İzmir'de de çalışabilirdim. Fakat İzmir'deki olanaklar olmadı. Buraya geldim. Şu anda buradayız. Mağdur durumdayız. Büyüklerimizden, herkesten yardım istiyoruz. O kadar abi, diyeceğim bu kadar. Peki. Ama ailede bile sorun çıkmaya başladı, evet, diyorsun. Peki. Seni tanıyalım. Aslan Oytun, Samsunluyum. 1 yıldır burada çalışıyorum. Mağduruz. 2 aydır mağdur olmamıza rağmen paramız ödenmemiş. Bir de Beykent Üniversitesi bizim yerimizi işgal etti diye bizim haklarımızda dava açmış. Bütün iş burada çalışan nereye arkadaşlar. Nereye işgal ettiniz? Kendi sahasının içerisinde biz eylemler gerçekleştirdik paramızın verilmesi için. Ondan dolayı bizi dava açmış. Şu anda yani yapacağımız bir şey yok bizim. Mahkeme karar vermiş, bizi buradan attılar artık. Daha bu saatten sonra biz hakkımızı istiyoruz. Çalışmışız, 1 yıldır buradayız. 2 aydır paramızı alamıyoruz ve de herkes mağdur yani burada çalışan. Bütün herkes mağdur. Peki, seni tanıyalım. Ben Ferhat Sancak, Avrupa'dan geldim. Yaklaşık 2 aydan fazlalık yani var. Mağduruz, paramızı istiyoruz. Zorbalık etmiyoruz, hırkızlık yapmadık. Anın terimizi istiyoruz. Aile, çoluk, çocuk var mı? Var, ağırdadır. Ağırda. Çocuk var mı? Vardı, 5 tane çocuğu var. 5 çocuk, maşallah. Evet. Allah razı olsun. Ne yüpçüyorlar şimdi? Ne bulduysalar. Evet. Sen para gönderemiyorsun. Gönderemedim şekilde. Aynı şekilde bu gönderemiyorum. Telefonu da açamıyorum. Ne olacak? Herkesi uçuruma mı uçuruyorlar mı acaba? Peki şimdi haberleri var mı? İzliyorlar mı? İzliyorlar. Evet. Peki oradan bir selam gönderelim mi Ağrı'ya? Ağrı'ya bir Doğru. Herkese selamlar olsun. Ağrı halkına hepsine selam. Herkese selamlar olsun. Peki. Şimdi şöyle gelelim. Sizin peki ne yapacaksınız bundan sonra? Bundan sonra 15 gündür burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Gerek yasal gerek bu şekilde basın yoluyla. Şu anda hiç bizi ciddiye alan ana firma da değil, Beykent Üniversitesi de değil. İkisi de kaçamak cevaplar veriyor. Suçu birbirine atıyorlar. Burada herkes işine geldiği gibi davranmaya Şimdi, çalışıyor. Şimdi dedi ki 300 civarında benim ekip de var dedi. Doğrudur. Toplam senin de ayrı bir ekibin var. Ayrıca 200-250 civarında bizim ekibimiz var. Yani toplam 500-600'e yakın aşağı. Yani şu anda ben size şöyle söyleyeyim. Toplam mağduriyet 600-700'leri bulur. Öyle söyleyeyim. Şu anda burada olmayanlar da var. Haberi olmayanlar da var. İmkanı dahilinde burada kalacak yer yok biliyorsunuz. Burada arkadaşlarımız kalıyordu. Dışarıda yatıyorlardı. Şu an itibariyle onları da dışarı çıkartmış durumdalar. Burada şu anda hiçbir şey yok. Yani bir masa etrafında toplanmıyorlar. Ciddiye alacaklı olan firmalar da var işçilerin yanı sıra. Malzeme... Peki şu bir hanımefendiyle de konuşalım. Tabii sonra efendim. Şu yattığımız yeri de bir görmek istiyorum. Sizi tanıyalım. Ben Fikriye Çakır. Ben buranın temizliğine, çay içine bakıyordum. Ne kadardır çalışıyorsun? 1 senedir buradayım. Bu aynen 1 ay olacak. Burada çalışıyorum. Ne kadar alacağın var? Benim 1 senelik tanzimatım var. Ondan senelik param var. Maaşlarımız var. Alamadık. Yani normalde bu özel günlerde bir bayram olsun, şey olsun hiçbirine de izin vermediler. Bize bütün o haklarımız da duruyor. Herkes ev geçindiriyor. Yani kendilerini düşünüyorlar da bu insanların mağdurluğunu düşünmüyorlar mı? Siz İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Ben burada mahalledeyim. Akçaburgaz'da oturuyorum ben. Ben Amasyalıyım. Yani bizim mağdurumuzu gidersinler. Bu insanlara da yazık, bize de yazık. Çalışırken canınızı alıyorlar da paraya gelince niye yanaşmıyorlar? Niye yanaşmıyorlar?
Bizim hakkımızı versinler, biz hakkımızı istiyoruz. Eğer hakkımızı vermese ne gerekiyorsa yapacağız biz. Çok arkadaşlarımızla. Çalışırken canımızı alıyorlar ama para vermeye geldiği zaman. Eğitim kurumuna bu denli haksızlık yakışmıyor. Öncelikli tabii işe el atmaları gereken kurum Beykent Üniversitesi. Ama hiçbir şekilde insan mağduriyetini gördükleri halde bir şey yapmıyorlar. Sadece insanları buradan çıkartıp uzaklaştırmanın derdindeler. Biletlerinizi keselim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama burada insanlar çoluk çocuk aç, insanlar evlerine para gönderemiyorlar. Çalışanlar mağdur durumda, alacaklılar kapıya dayanmış, verilen çekler yazılmış. Yani bunlara bir sesimizi duyuramıyoruz. Ancak sizin gibi değerli basın mensubu arkadaşlarımız geldiği zaman bir nebze de olsa sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hukuki süreç diyorlar. Hukuki süreç tabii ki var. Hukuk devletiyiz eyvallah ama hukuk sistemi o kadar ağır işliyor ki. Yani göle suya gelinceye kadar da kurbanın canı çıkacak. Canı çıkacak. Yani bu insanlar ancak iş başa düştüğünde mi gelip burada destek olacaklar? Yani burada. Peki, bir abla daha var burada. Sizi tanıyalım. Ben Vatan Partisi'nden geldim destek olarak buraya. İsminiz? İşçinin Nazik Şirina. Nazik abla. Esenyurt'tan geldim. Her zaman için ezilen işçinin yanındayız. Peki. Şu bir yattığınız yere bir bakalım mı? 5000 metrekarelik bina değerli izleyiciler. Beykent Üniversitesi'nin yeni yerleşkesi. Bu arkamızda gördüğünüz yer. Biraz önce işçi arkadaşlar anlattı. İnşaat 2 kat üstte, 3 kat yerin altında. İnşaatın ucu buraya kadar geliyor. Alttaki binalar devasa bir bina. Şimdi bu binayı yapan, 1,5 yıl içerisinde bu binayı teslim eden işçiler nerede yatıyorlar? Hangi koşullarda yatıyorlar? Onları göreceğiz. Yiyecekleri, içecekleri, her şeyleri burada. Şurada yatıyorlar değerli izleyiciler. Yattıkları yer böyle. Yerlerde, süngerlerin üzerinde. Bir hamak yapabilmişlerse derme çatma. Oraya bir su şeyi koymuşlar. Yanında bir çay yapabilecekleri bir alet var. Bir 37 ekran, bir televizyon. Burada da solda yemek yedikleri masalar var. İşte görüyorsunuz bu koşullarda bu 15 bin metrekarelik binayı, devasa binayı 1,5 yıl gibi bir zamanda bu işverene teslim eden, Beykent Üniversitesi'ne teslim eden bu işçilerin, 600'e yakın işçinin hali bu. Hali bu. Ve sadece bu da değil, 3 aydır da paralarını alamıyorlar. 15 gündür burada eylem yapıyorlar. Biraz önce konuştuk. Fakat bu nedir? Bu 35 bin öğrencisi olan bir özel üniversitenin yaklaşık her yıl öğrenci başına 35 bin ile 85 bin lira ücret alarak yaptırdığı ek bina. Şimdi burada ne yapıyordunuz siz? Bütün hayatınız buradan geçiyor. Biz şu anda burada mağduruz abi. Yani iki tane firma, birisi kurumsal, eğitimci bir... Burada bizi içeriden çıkarttılar. Bizim konteynerimiz vardı, banyolarımız vardı, yemekhanemiz vardı. Bizi güvenlikler buradan çıkarttılar içeriden. Şimdi buradan da çıktınız. Ne yapacaksınız? Şimdi buradan da çıktık. Ne yapacağımız belli değil. Buradan gidecek bilet paramız yok, yol paramız yok. Yani şimdi burası... Binanın en uç köşesi. Evet, buraya kadar bizi internet. Sağımızı işgal ediyorsunuz. Aynen diye. Aynen öyle. Buradan da bizi buradan da çıkartıyorlar şimdi. Bu insanlar nereye gidecek? Birimiz Samsun'a gideceğiz, birimiz Ağrı'ya gideceğiz. Biz burada mağdur kaldık. Yani hiç, yani bu kanun yönden devam edecek diyorlar. O bizi, biz burada eziliyoruz ki. Ezildik biz burada, çöktük kaldık. Hiç kimse, yakınlarımız ne kadar yardım edecek bize? Bir sigara parası veriyorlar, bir ekmek parası anca verebiliyor. Herkesin kendine göre hesabı kitabı var. Ama bizim çalıştığımız hesabımız, kitabımız bunlarda. Bu kurumsal firmada veyahut da taşeron firmada. Ama hiç, şu anda hiç kimse burada yok. 3 tane, 4 tane güvenlikçiyi diktiler başımıza, buradan çıkın. Siz kanuni yoldan binayı işgal ediyorsunuz. Ya böyle bir adalet, böyle bir düşünce, böyle bir fikir. Ben ilk defa duyuyorum. 30 senede inşaatta çalışıyorum. Böyle bir şey yok hocam. Biz şaşırdık ve emniyet gelecek. Siz suçlusunuz. Niye suçluyuz? Biz binayı, biz çalışmakla mı suçlu olduk? Çalıştık, onun için biz suçluyuz. İki tane firma arasında yarış yapıyor. Altında biz eziliyoruz. Dava devam edecekmiş. Mahkeme olacakmış. Ama biz ne olacağız? Biz, mahkemeler sürer. Avukatları var, savcıları var. Herkes akşamından evine gider. Ben Samsun'a nasıl gideceğim? Evet. Biz ne yapacağız? Peki. Şimdi bundan sonra devam edecek eyleminiz. Eylemimiz her halükarda. Burada olmasa İzmir'de ana firmanın kapısına gideceğiz. Evet. Gerekirse yine toplanıp Beykent'in kapısına gideceğiz. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bütün görevli kardeşlerimizin, üst düzey görevli kardeşlerimizin hepsine.
firma yetkililerine, Beykent gibi bir kurumsal bir firma bu insanları mağdur etmemeli. Ana firmayı çekip getirip hesabını görmeli. Bu insanlara ödeme yapmalı. Ben Beykent'in kötü reklamını yapmak istemiyorum. Ama bu yakışıyor mu insanlığa? Eğitim kurumuna yakışıyor mu? Yatılan yere bak Allah aşkına. Hangi biri gelir burada kalır? Hiçbirimiz burada kalmayız. Peki. Doğru bir şey değil. Yapılan bu çok çirkin bir şey. Yakışmıyor, insanlığa yakışmıyor. Bir hayvan burada yatamaz ya. İnsanoğlu yatırılır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Peki. Değerli izleyiciler, fazla söze gerek yok. Her şeyi gördünüz. Takdir sizin.